Arkadaşlar dedim Efeler Mahallesi'nde kısmen eşyalı bu güzel evimiz satılıktır. Bu güzel evimiz satılıktır. Can biraz geri git fiyatı da hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar bazen fiyat düşüyor, bazen yükseliyor, bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Şimdi fiyat düştü diyeceğim. Biri diyecek daha daha düşecek. Öyle iyi bakan iyi görür. O yüzden bu evin fiyatı daha önceki tanıtımından şu anki fiyatta indi. 5.750, 5.750 bu evin fiyatı göstereceğiz. Bu da komşunun evi. Bu begonya gülleri de güzel bir görsel olduğu için size buradan da böyle göstermeye çalıştım. Önde park evimize doğru gidelim. Mahallenin şeyini de göstereceğiz. Böyle üç boyutunu. Evimiz bu sevgili arkadaşlar. Radya temelli, kısmen eşyalı. Kalorifer petekleri takılı. Yukarıda da bakın bir teras var. 5750, 750 Bir adamın Gerçekten Allah vekil durumu çok iyi değil, zor bir ev alır. Onlara biraz daha insan dişini gıcırdatır, onlara yardımcı olmak ister. Ama düştü daha düşecek, işte ne satıyorsunuz o arkadaşlar da e, yorum da yapsalar kaldırırım. <laughs> Vallahi öyle. Burası mahallemiz arkadaşlar, burası önünde resmi park. Yani bu belediyemizin parkı, evimizin önünde dolayısıyla park. Söz konusu karşıdaki sitede İngilizlerin sitesi yani bizim Türkler de var İngilizlerin değil İngilizler oturuyor site bizim ama onlar da oturuyor. Kimi satıyor kimi alıyor kimi ölüyor kimi doğuyor kimi evleniyor kimi boşanıyor. Evimiz bitişik nizamdır bu ev arkadaşlar 5 milyon 750 bin TL numaram var. Gelin yerinde görün çevreyi de gösterdik beyefendi yurt dışında Almanya'da Gurbetçi Kuşadası'nda bir ev aldı oraya ödemesi var o yüzden zamanında daraldı bu sattı parayı orada büyük bir villanın borcunu ödeyecek. Mesele bu düştü, düşecek, daha düşecek. Bunlar iyi gününüz falan diyenlere de selam olsun. Ve merhaba ev, merhaba ev. Geldik, ihtiyacınız varsa alın. O hurafelere bakmayın arkadaşlar, hurafelere bakmayın. Bitişik nizam dedik. Bu evin ön cephesi arkadaşlar. Burada panjurlu yeri açmadık. Bu alan salon ile mutfağın önünde bir yer terası. Bahçenin devamı Burada. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. İşte burada olsaydı çimler falan yeşerecekti. Bunlar da güneşten enerji alan lambalar vesaire. Bitişik nizamdır. Bakın gösteriyoruz. Bu tekrar bahçemiz arkadaşlar. Bahçenin devamı bu. Şimdi komşular yan tarafta olduğu için kahvaltı yapıyorlar. Çok da tebessümlü, güler yüzlü. Çok da keyif aldım. İnsanlar ilk görüyorum ama gerçekten öyle bir böyle kendi kasmadan konuşan bir e, insanlar. Doğal, muhtemelen Karadenizli onlar. Çok tatlı şirin insanlar. Ve arkadaşlar burası salonumuz. Eve merhaba dedik. Eşya konusu klimalar kalacak herhalde ki klimalar niye kalacak? Sökersen duvarlar yaralanır. Bazı demir, şömineymiş, bilmem bazı şeyler kalacak ama bu diğerleri de konuşulur. Dediğim gibi beyefendi kendine bir ev aldı. O yüzden ödeme günü yaklaştı. Biraz uygun verecek. Durum bu arkadaşlar. Şöminemiz bu. Salonumuz bu. Televizyonumuz, şöminemiz, oturma grupları, yüzümüzü birazdan mutfağa çevireceğiz. Sonra odaları göstereceğiz. Ondan sonra denize ben elimdeki mobil cihazla ölçtüm. 2 kilometre etrafında marketler, A101'ler, şoklar, migroslar, kar fırsalar, okullar, her şey var arkadaşlar. Mutfakta da bu. Daha önceki tanıtımlarımda da fiyat yüksekliği görmüş olmalısınız. Bu buzdolabı yedek bir buzdolabı. Asıl buzdolabı orada. Süs sebiri, mutfağın, mutfak buradan başlıyor işte dolaplar, terekler, yıkama yeri, ocak, dablumbaz, mikrodalga, buzdolabı. Burada da bir table masa var. Klimayı da gösterdik değil mi? O lavaboyu da göster. Ondan sonra ondan sonra yukarı çıkalım. Yukarıda 3 oda var. Odanın bir tanesi gerçekten büyük, kocaman. Size hitap edecek sizin hayalinizdeki bir oda. Şömine de yukarı çıkıyor ya bacası o odayı da ısıtıyor. Burada da duvarlarda aynalar var. İşte böyle aksesuarlar falan konulmuş. Bu oda gerçekten güzel. Birinci sınıf işçilik kullanılmış. Bina 8 yaşında mı? Ne öyle bir yaş ama sıfır binalar radya temel 2 katlı yapılmıyor. Siz de biliyorsunuz. Dere yatağında falan olursa sıfırlaşma falan olursa onu da zaten dere yatağında belediyeler bu deprem sonrasında birçok arsayı e, imarını durdurdu. O da helal olsun belediyelere. Bu kaldı ki bu yeri tepe havadar. Ancak dere yatağında bir yeri olursa radya temel işte Kuşadası, Güzelçamlı'nın bazı yerlerinde fore kazık bile zorunlu kaldı ki bu tepe havadar. Üstüne üstlük bir de radya temel yapmışlar. Radya temelde nedir? Tarayıcınızdan, Google'dan, Safari'den bakın yazın radyo temel nedir? Görselleri de çıkacak, açıklamalar da çıkacak. Bu şöminenin bacası yukarı çıkıyor arkadaşlar. Bu odayı ısıtıyor. Burası dolap. İşte petekleri de tekrar gösterdik. Avizeler, renkler uyumlu olmuş. Ağır, böyle hoş, loş, hoş, loş. İşte güzel bir şeyler olmuş. Ve geldik. Bu da, bu da arkadaşlar Düşakabin. kabin. Bu işte klozet, taşlar keza güzel. Evet. Keza güzel. Aha bu da Hilton dolap. Biz şeye geldik ya bu memlekete Posektif çukuruna burada kanalizasyon var. Posektif çukuruna mutfak ile pis su gideri olduğu için insanlar rahatsız oluyor diyor. Aynı mutfağın gideri içinde ekmek var, nimet var. diye kirli sulara bulaşmasın. Ya nasıl bir çözüm bulalım diyordu insanlar. Ama maalesef iffet anlamında diyorum. Olmadı. Bütün sular şeye gidiyor. Konuyu evden ziyade başka bir şey saptıracağım. O yüzden dün biri de yazıyor. Akbük'te 4 milyon 200 e eski bir ev paylaşmışım. Adama bakıyorum. Kelli felli böyle modern bir adam. Yanda bir hanımefendi böyle sarmış. Fotoğraf da koymuş. Zaten adamda ifet olsa birini böyle yapıp profil resmi koymaz. Neyse. Yazmış demiş ki. ben tuvaletim sizin mutfaktan büyük. Arkadaş nasıl bir teşbih? Ya ben dedim sen nasıl bir aile terbiyesi var? İnsan mutfak, mutfak kutsal bir yer. Mutfakta nimet pişer. Mutfakta yemek olur, kültür var. Nasıl bir teşbih? Baksan adam modern iki metre boyunda bir profil resmi de koymuş. Yanında sevgilisi mi? Hanımefendi yengemiz, eli yüpresi, annemiz, eşi mi? Bir de böyle yapmış. Balayına çıkmış gibi bir de resim koymuş şeyleri direkt engelledim. İşte böyle Allah o insanlardan sizi beni yapmasın. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Bu da üçüncü oda. Üçüncü oda. Ben de başka nereden büyükledim. Ve bu da üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü odayı da gösterdim sonra engelledim. Ve burası da arkadaşlar kamelyamız. Yani bu pergüleli alan. Pergüleli alan. Rızkı veren Allah'tır. O yüzden uğruna uğraştığımız rızkı yer miyiz, yemez miyiz, onu bilemeyiz. Akşama çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Ama bir insan benim mutfağım, pardon benim tuvaletim sizin mutfağınızdan büyüktür dese engellememe dışında başka ne yaparsın yani adamın, adamın ne diyeceksin? Ve arkadaşlar burası da terasta gölgelik. Durum bu. Şimdi burayı bir daha göster. Bir storuş da var. Şöminenin bacası da var. Bunlar ahşap. 5750 dediğim gibi güzel, değerli, eli öpülecek, eli öpülecek, mert, yiğit, Allah vekil param yok diyen birine yardımcı olurum. Ee, Beyefendi Hüseyin abi de dostumuz. Kendisine selam olsun. İşte bir çevreyi bir daha göster sevgili Can. Bir daha göster. Aha, oradan başla. O arabanın olduğu gülleri de göstersene böyle bir aşağı yap. Ne kadar güzel. Evet. Derler arkadaşlar işte bu 5750 Didim Efeler Mahallesi'de. Kent meydanına yakın, okullara yakın. İşte canınız isterse kentte mi, Cumhuriyet Caddesi'ne mi, 2 kilometre denize de yakın dolmuşlar da var, marketler de var. Okul derdi asla ve asla yok. Özellikle çocuğunuz okula gidiyorsa bu evi hiç kaçırmayın. Daire fiyatına bir ev, 3 odalı bahçesi var. Önü park, kimsenin ayakkabı kokusunu çekmezsiniz. Birçok ekstrası da var. İnşallah isteyenin olur. Saygılarımla ilgilerim.